olur. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Yani ilk defa bu zamana kadar böyle bir şeyle karşılaştık. Yani Allah yapanlar yaptıranlar razı olsun, ne diyelim. Nasıl buldunuz, satın alabilecek misiniz? Yani şöyle diyeyim, yani şu anda benim bunu alabilecek bir durumum yok ama en azından vatanıma, dediğim gibi mesele vatan burada. Hani ben bugün alamazsam yarın öbür gün belki alma imkanım doğar ama örnek vereyim, Ferrari'de her yabancı ülkede yaşayan alamıyor mesela. O yüzden dediğim gibi zamanla inşallah. Tatlıyım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tok geldi. Nasıl duydunuz öncelikle? Duyduğunuz tok, için tok gelmesinden dolayı ben şu an bir şey söylememe gerek yok ya. Bu kurur Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyon vatandaşın. Buna hiç kimse muhalif olma şansı yok. Ah, buyurun görüyorsunuz yani. Ben nasıl buna kötü diyeyim veya şey diyeyim yani. Yani kötü diyenin de Allah belasını versin yani. Kim olsa olsun yani. Kim olsa olsun yani. Satın almayı düşünüyor musunuz? Vallahi ben yazıldım, çıkmadı. Çıktığı zaman Allah izin verirse niyetimiz var. Yani. Teşekkür ederiz. İyiydi ama harika. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Hayırlı olsun devlete, milletimize hayırlı olsun. Çok güzel. Satın almayı düşünüyor musunuz? Yok kız, nerede o kadar. Önce hiç. Şu anda yok. Keşke olsa. Çok isterdim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu'na veririm. Tayyip Baba'ya değil mi, bunu hediye ona versin, seçim hediyesi. Hak edene veririz. Ha, yok, hak hediye. Etmiyor ki onlar. Hediye olsun, desin arabayı veririz. Hak edene veririz yani. Olsun, bizim bir şeyden, AK Parti'den hediyesi olsun. Yok, babasının hayırı için. Bunu hak etmiyor. Yok, bir hayır, seçim hayırlı olsun. Ahmet geliyorum ha. Bu şeyin herhalde. Yazılmış mıydı? Ben yazılmadım ama yazılanlar çıkmadı. Hiç kimseye çıkmadı. İnşallah çıkar. İstiyor musunuz peki böyle? Ben bugün olsa alırım bir tane ama bana düşmez ki. Teşekkür ederim. O yazılanlar ki çıkmadı, ben yazılsam bana da çıkmayacak. Bu yeri mali Avrupa'yı kesmiş. Biz Avrupa diye aldanırız. Avrupa'nın her şeyi bizden çok fena. Fakat öyle bir tutkumuz var eskiden beri. Bir halkımız var. Avrupa, Avrupa. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her şeyimiz Avrupa'nın üstünde. Allah bize yürü kulum diyor. Yani bunu bilmek lazım. Fakat insanımız cahil. Anlamıyoruz, bilmiyoruz. Fakat çok bilmek lazım. Yani ne demek lazım? Diyorlar ki kimse dilecek. Ben de diyorum ki vatana hayır olan. Hayır nedir? Atatürk kökleri, istikbal köklerdedir dedi. Ama gel ki Tayyip Erdoğan denizdedir, karadadır diye hatırlattı ve yaptı. Bundan sonra da devam edecek, inanıyoruz. Binlerce konut, binlerce fakire, fukaraya, milyonlarca yardım, hastaya yardım, ona çalışana yardım, yardım edene yardım, her şeye para, para, para. Tabii çok güzel. Ya kardeşim, anlatmakta küslük çekmiyoruz ama yani çalışmak lazım da öyle sebzeye kafayı takarsan hıyar denen bir şey, hıyarı seçersin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani, beyefendi de size verelim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Tayyip'e de selam. Tamam. Bütün Müslümanlara selam. Az bir saniye abi. Konuşacaksın. Her reyimiz bize. Tamam. Bizim her reyimiz bize. Az bir dakika abi. Tamam ya. Anladık. Tamam. Dedi. Sus. Allah'a emanet olun. Yani konu arabadan mı yoksa yani sorun ne? Sorun. Genelde tokla ilgili soruyoruz şu an. Genel arabayla ilgili. Şimdi araba güzel ama 1,5 trilyon verecek kim var yani bu arabayı alacak? Önemli olan o. Tamam arabayı ya bunu yurt dışına satabilirsin ama ha burada bunun ne önemi var? Kim alacak onu 1,5 trilyona bu arabayı kim alacak? Kaç tane zengin adam var mesela? Araba güzel, bir şey demiyoruz ama yani bu bir Tofaş arabası 200 bin lira. Öyle mi? Evet. Yani bak şu an alım gücünde sıkıntı var ama yani bu, yok şu an alım gücünde sıkıntı var. Bir Tofaş arabası tamam, 200 lira. Anladım. Yani bu araba sıfır araba. Şunu da demek istiyorum. Amacımız şu bayrağı yükseltmekse muhalefetiyle, iktidarıyla bir araya gelip milli değerlerimize sahip çıkalım. Birbirimizle itişmeyelim.
Onun bunun Amerika'dan bize fayda yok. Ondan bundan dış güçlerden bize fayda yok.